dinler arası diyalog, Fethullah Gülen'le gelen Hristiyanlık aşısı. Fethullah Gülen'in İslam aleyhine yaptığı büyük tahrifatın örtüsü, bir tek kelimeyle ifade etmek gerekirse dinler arası diyalog. Bugün Türkiye'de harici, dahili veya ekonomik her yanlışa nasıl bir AB külahı giydirilerek sözüm ona meşruiyet kazandırılıyorsa, Fethullah Gülen içinde diyalog odur. Diyalog dediğimiz şey zaten ve aynı zamanda bir AB süreci, bir AB şartından başka bir şey de değildir. Patrick Bartolomeos 2 yıl önce Milliyet gazetesinde yaptığı röportajında şunları söylemiş. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa dini çoğulculuğu kabul etmelidir. Patriğin dini çoğulculuk dediği şeyin iki anlamı var. 1. İslam bu ülkenin tek dini olamaz. Müslümanlığın yanına Hristiyanlığı eklemeden Avrupa Birliği'ne giremezsiniz. 2. İslam akaid olarak Hristiyanlığın da hak olduğunu kabul etmelidir. Dinler arası diyalog işte bu temel gaye ile Fethullah Gülen'in omuzlarında Türkiye'nin gündemine taşındı. Daha da önemlisi geniş kitleler dinler arası diyalog tuzağına Gülen'in taşıdığını zannettikleri hoca sıfatı ve 28 Şubat süreci nedeniyle düşürüldüler. Diyalog sürecinin başında öyle bir hava üretildi ki sanki Fethullah Gülen papaz ve haham dostluğunu 28 Şubat nedeniyle yapıyor, bir nevi onlara sığınıyor. Karşılıklı atraksiyonlarla maskenin düşeceği her anda ayrı bir oyun sahneye konuldu. Fethullah Gülen'in derin kimliği deşifre edilmek yerine onu mazlum yapacak senaryolar üretildi. Kısaca Türk milleti önceden kurgulanmış, al gülüm ver gülümlü bir Made in USA patentli filmi izledi. Devlet ve hükümet, sivil asker kavgasını izlerken dinimizin çalınması anlamına gelen büyük komplo tuttu ve her çevreden gelen destek ve işbirliğiyle diyalog kotarılarak Hristiyanlığın önü açıldı. Fethullah Gülen'de timsah gözyaşları akıtarak mecbur kaldık. Dostluğumuzun sebebi içerideki baskıdır oyununda rol kesmeye devam etti. Konunun daha en başında şunu belirtelim. Cenab-ı Hak bu sahte mazereti kabul etmiyor. İşte Maide suresinin 52. ayeti kerimesi. Biz tehlikeden korunmak için Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk kuruyoruz yalanını şu ilahi kelamla boşa çıkarıyor. Nitekim kalplerinde hastalık olanların ne yapalım başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek o Yahudi ve Hristiyanların arasında koşup durduklarını görür. Onlar dünyada rezil, ahirette de büyük bir azaba düşer olarak hüsrana uğramışlardır. Ayet-i Kerime, Fethullah Gülen'in Hristiyanlarla, hele de onların başı Papa ile tuttuğu dostluğu paramparça ediyor ve ayaklarının altına alıyor. Ayet-i Kerime bir şeyi daha tuzla buz ediyor. Fethullah Gülen'in deyim yerindeyse amatör şakirtlerine karşı ürettiği belayı def ediyoruz, o nedenle bu muhabbetin içindeyiz yalanını. Ne diyor ayet-i kerime? Tekrarlayalım. Nitekim kalplerinde hastalık olanların ne yapalım başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek o Yahudi ve Hristiyanların arasında koşup durduklarını görür. Onlar dünyada rezil, ahirette de büyük bir azaba düşer olarak hüsrana uğramışlardır. Dünyada rezil, ahirette azap uyarısının altını çizerek şu önemli bilgiyi de aktaralım. Dinler arası diyalog süreci onca gayrete rağmen aslında dar bir çerçeve içinde kalmıştır. Ta ki Fethullah Gülen kendi ifadesiyle bu misyonun aciz bir parçası oluncaya kadar. Gülen ve teşkilatının misyondaki yeriyle birlikte ancak dinler arası diyalog kitlesel bir boyut kazanmıştır. Türkiye'nin içinde hoşgörü ve diyalog senelerden beri sağ olsun arkadaşlarımızın gayretiyle yaşatılıyor, yaşanmaya çalışılıyor. Nurculuk üzerine uzman bir oryantalist olan doçent doktor Ursula Speaker, 17-23 Şubat 1993 tarihli Aksiyon dergisinin 29. sayfasında bu konunun hangi münbit zemin üzerinde yeşerdiğini şu cümlelerle ifade ediyor. Hristiyan-İslam diyaloğu Almanya'da 30. yılını doldurmaktadır. Ancak bu diyalog uzun yıllar belli ve dar bir gruba mahsus olarak kalmıştır. Bu diyaloğa canlılık veren akım, Nurculuktur.
Çünkü bu cemaat diyaloğu çok açık olarak yürütüyor. Bu sözleri sizleri memnun etmek için değil, konuyu 20 yıldır çok sıcak takip eden birisi olarak söylüyorum. Evet, bu cümleler pek çok şeyi izaha sanıyoruz kafidir. Şimdi konuya yaptığımız bu küçük girişle birlikte bir Hristiyanlık aşısı ve Fethullah Gülen misyonu olarak önümüze sürülen dinler arası diyalog nedir sorusuna cevap arayabiliriz. Neyin dini, neyin diyaloğu? Dinler arası diyaloğun kökleri çok eskilere gitmesine rağmen konunun kurumsallaşması ve hız kazandığı tarih 1965 yılı. Hristiyan çevreler Türkiye'de başta Katolik Kilisesi olmak üzere ve özellikle 1980'den sonra ilahiyat fakülteleri eksenli diyalog yolları aramışlardı. 1984 yılında bu toplantıların 6.sının İstanbul'da düzenlenecek kıvama geldiğini söyleyerek konunun temel sorusunu soralım. Bir Vatikan projesi ve kurumu olan dinler arası diyalog nedir? Fethullah Gülen'in birazdan aktaracağımız dinler arası diyalog misyonunun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz dediği misyon ne anlam ifade ediyor? Ve tabii diyalogla kilise neyi hedefliyor? Şimdi bu önemli sorulara cevap arayalım. Kurumun yani dinler arası diyaloğun pişirildiği yer Vatikan'dı. İlk defa 1962 yılında toplanan ve ikinci, üçüncü oturumu 6 Ağustos 1964'te yapılan 2. Vatikan Konsili'nin iki oturumu arasında Papa 6. Paul'un yayınladığı ve ana konusu diyalog olan Ex Lisiam Suam isimli genelge ve daha sonra aynı çizgiyi takip eden Papa 2. Jean Paul'un 1991 yılında ilan ettiği Kurtarıcı Misyon isimli ilahi duyurusunda aynen şöyle denir. Dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları İncil'e döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon, Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir. Tanrı, Mesih İsa vasıtasıyla bütün insanları kendine çağırmakta, vahyinin ve sevgisinin mükemmelliğini onlarla paylaşmak istemektedir. Bu açıklamalar yapılırken, kurtuluşun Mesih'ten geldiğini ve diyaloğun misyondan ayrılmadığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Vatikan açıkça ifade edildiği üzere dinler arası diyaloğu bir Hristiyanlaştırma ve İsa'ya davet yolu olarak görmektedir. Bu konuda en ufak bir şüphe söz konusu değildir. Her şey o kadar apaçık ortadadır ki Fethullah Gülen misyonundaki diyalog toplantılarına katılan ve bu sürecin mimarlarından Profesör Mehmet Aydın bile Hristiyan çevrelerin dinler arası diyalogtan anladıkları şeyin misyonerlik olduğunu bizzat ifade etmiştir. Yani hedefin Hristiyanlaştırma olduğunu konunun aktörleri de gayet iyi biliyorlar. İşin ilginç tarafı bunu itiraf edecek kadar cesur olabilmeleri. Hazreti Peygamber içimizdeki bu cesur mesihçileri bakınız nasıl tasvir ediyor. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki sadece Kur'an'ın merasimi ve Müslümanlığın adı kalacak. Onlar Müslüman ismini alırlar. Halbuki kendileri Müslümanlıktan insanların en uzağındadırlar. Hristiyanlığın resmi ilmihali diyebileceğimiz Kateşizm adlı kitap, Katolik Kilisesi'nin İncil'i yayma görevinde dinler arası diyaloğun önemine değinir. Buna göre Tanrı, tüm insanların kurtuluşunu planladığı için Katolik Kilisesi herkesle diyaloğa girmek ve onları Hristiyanlaştırmak zorundadır. Bir başka ifadeyle diyalog, Katolik Kilisesi için Hristiyanlaştırmanın bir aracıdır. 1966 yılında 2. Vatikan Konsili esnasında Papa 6. Paul'un talimatıyla kurulan Hristiyan Olmayanlar Sekreteryası'nda 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen Kardinal Pietro Rozzano, sekreteryanın yayın organı Bulletin'deki yazısında yine aynı amaçtan kıl payı sapmaksızın şunları belirtiyor. Diyalogdan bahsettiğimizde açıktır ki bu faaliyeti kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri, üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, kilisenin İncil'i yayma amaçlı misyonunun bir parçasıdır. İşte Fethullah Gülen'in birazdan aktaracağımız Papa mektubunda beyan ettiği
dinler arası diyalog misyonunun parçası olmaya geldik dediği şey bu. Dinler arası diyalog bizzat papaların, kardinallerin ifadesiyle İncil'i yayma, Hristiyan olmayanları, sözün özü Müslümanları kiliseye kazandırma faaliyetidir. Hepsi bu. Cenab-ı Hak ise bu faaliyeti bakınız nasıl men ediyor. Ey iman edenler! Ehli kitaptan, Hristiyan ve Yahudilerden hangi gruba tabi olursanız, sizi imandan sonra çevirip kafir yaparlar. Diyalogçulara verilen bu müthiş cevaba aynı surenin 98 ve 99. ayetlerinden devam edelim. Ey ehli kitap! Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Oysa Allah ne yaptığınızı görüyor. De ki ey ehli kitap! Niçin iman edenleri Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Görüp durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değil. İşte Cenab-ı Hak diyalogcuların şifrelerini böyle kırıyor. Hak geliyor ve batılın hükmü kalkıyor. Çünkü Allah indinde tek din İslam'dır. Fethullah Gülen'in İslam'la eşitlemeye çalıştığı Hristiyan ve Yahudiler içinde bakınız Cenab-ı Hak hangi hükmü veriyor? Halbuki onlar batıl dinlerden uzaklaşarak İhlas ile Allah'a kulluk etmekten, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Bu ise doğru dinin ta kendisidir. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar halkın en şerlileridir. Ruhul Meani 1279'da yer alan hadisi şerifte de Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Benim peygamberliğimi duyduğu halde bana inanmadan ölen kişi helak olmuştur. Allah ve Resulü Hristiyan ve Yahudileri yani ehli kitabı hak çerçeveye oturtan diyaloğu işte böyle tarif ediyor. Her şey açık ve net. Bir yanda diyalog insanları İncil'e davettir diyen papalık, diğer yanda bunu misyon olarak kabul eden Fethullah Gülen ve Kur'an'ın hükmü. Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Kendileri sapıklığı satın alıyorlar da istiyorlar ki siz de yolu sapıtasınız. Düşmanlarınızı Allah daha iyi bilir. Veli olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Papa Gülen görüşmesi, iki sevgili sarmaş dolaş. Şimdi mesela bildiğiniz gibi Rum Patri ile görüşmüştür. Bu çok cesur ve güzel bir hareket oldu. Hakanbaşı ile görüşmüştür ve sonra da Papa ile de gitti, Papa'ya kadar gitti. Vatikan'ın İstanbul temsilcisi Monsenyör Maroviç'in sözleriyle Papa'ya kadar uzanan diyalog yolculuğu Roma'da, burada ölmeyi düşledim finaline kadar uzandı. Fethullah Gülen, Vatikan'a Maroviç'in kollarında ve Papa için Hazret diyerek çıkmıştı. Orada görüşeceğiz Vatikan'da Papa Hazretleriyle. Fethullah Gülen'in bu cümleyle Papa'dan Hazret diye bahsederek gerçekleştirdiği Vatikan'daki buluşması yalnızca iki din adamının görüşüp konuşmasından ibaret bir olay değildir. 1998 yılında gerçekleştirilen bu görüşme bir yönüyle yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerince çerçevesi çizilen ve rolleri dağıtılan uzun vadeli bir sürecin çok önemli bir parçasıdır. Diğer yönüyle de İslam coğrafyası için başlayan ve bugün karşımıza Irak, Afganistan olarak çıkan, yarın ise ABD şahinlerinden Condoleezza Rice'ın ifadesiyle 22 İslam ülkesini kapsayacak siyasal askeri işgalin dini kültürel tohumlarını atmak ve önünü açmak gibi bir misyonu üstlenmiştir. Papa Gülen görüşmesine bu gözle bakmak, Türkiye'deki büyük toplumsal çözülmenin özellikle bu tarihten sonra hız kazanması başlı başına ilginç ve çarpıcı bir fotoğraftır. Deyim yerindeyse Papa Gülen görüşmesinin ardından saatin zembereği boşalmış
Neokon Evangelist İttifakı demek olan Bush'un iktidarı, 11 Eylül, Afganistan, Irak Savaşı, 3 Kasım seçimleri, AKP hükümeti, ulusal bilinç, hepsi, bütün bu kötü günler ve olaylar bu tarihten sonra start almıştır. Birazdan değineceğiz ama şimdilik yeri geldiği için şu kadarını söyleyelim ki, Türkiye'deki Amerikancı yazarlar bu görüşmenin siyasi ve stratejik boyutunun ne kadar önemli olduğunun altını ısrarla çizmişlerdir. Biz bu belgesel çalışmada komplo teorisyenliği yapmıyoruz ve yapacak da değiliz. Fethullah Gülen çevresinin yayınladığı Aksiyon Dergisi'nin hazırladığı dosyadan ve Zaman Gazetesi'nin konuya dair haberlerinden ve yorumlarından hareketle buluşmayı değerlendirecek ve mızrağın çuvala sığmayan sorularını soracağız. Bunu hatırlatarak Gülen Papa görüşmesi için konunun daha en başında şunu söylüyoruz. Bu sürece dahil olanların amacı şudur. Dinler arası diyalog üzerinden İslam buharlaştırılacak ve geriye yalnızca Hristiyanlık tahakkümünde bir spiritualizm kalacaktır. Görüşmenin pratiği budur. Meselenin kimya tarafını şimdilik bu cümleyle not ederek Gülen Papa büyük buluşmasının nasıl gerçekleştirildiğine bakalım. Göreceğiz ki buradaki zengin detaylarda inanılması hayli güç şeyler var. Fethullah Gülen geçen seneden bu yana papalığın Türkiye temsilcileri gibi Amerika'da görüştüğümüz temsilcileri de bu konuda bir hayli istekli davrandılar ve gerekli zeminin hazırlanmasıyla bu görüşme gerçekleşti diyor. Peki papalık temsilcilerinin harareti hayli yüksek görüşme isteği acaba nerelerden kaynaklanıyordu? Görüşmeye aracılık eden Yahudi-Hristiyan İttifakı. Papa Gülen görüşmesinde iki kilit adresin rol üstlendiğini biliyoruz. Ünlü Siyonist örgüt ADL ve bir o kadar ünlü Kardinal O'Connor. Bir şey daha biliyoruz. Papa'dan randevu alma sürecinde kilit rol üstlenen ADL, daha önce Zaman Gazetesi'nde dünyanın en tehlikeli ve en karanlık Yahudi Siyonist örgütlerinden birisi olarak tanıtılmıştı. Görüşmede az sonra detaylarını anlatacağımız ADL gibi bir örgütün rol alması acaba ne anlama geliyor? Ve bu türden bir aracı adresin rolü karmaşık ilişkilerin başlı başına bir ispatı değil midir? Şimdi bu sorulara cevap arayalım. Gülen Papa görüşmesinde bizzat bulunan Alaaddin Kaya, Aktüel dergisine verdiği mülakatta bir soru üzerine ADL'nin görüşmedeki rolünü açıklıyor. Aktüel'in görüşme isteği sizden gitmedi mi yani sorusunu Kaya şöyle cevaplandırıyor. Bu ve benzeri konularda biz her zaman görüşmek arzusundayız. Ama bu görüşme arzusu bizi çok iyi tanıyan Hristiyan kesimdeki insanların ortaya attığı bir hadisedir. Bu adamlar da bizim faaliyetlerimizi canı gönülden destekleyip güçlü olmamızı arzu ediyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kardinal O'Connor önemli bir isim. Papa'nın sağ kolu kabul ediliyor. Museviler illaki onunla sizi görüştüreceğiz dediler. Daha enteresan bir şey var ortada. Görüşme için talep onlardan gelmiş olmasına rağmen ilgili zat O'Connor için 2 aydan evvel randevu alamayız deyip Hoca Efendi'nin yanına girdi. Bahsi geçen zat Mesut Yılmaz'a ödül veren teşkilatın başkanı Mr. Hudson. Dışarı çıktığında Alaaddin Kaya bu görüşme 2 gün sonra gerçekleşecek dedi. Alaaddin Kaya'nın sanki bir marifetmiş gibi ballandıra ballandıra anlattığı notlar bunlar. Alaaddin Kaya'nın bir cümlesinin altını çizmek gerekiyor. Bizim faaliyetlerimizi canı gönülden destekleyip güçlü olmamızı istiyorlar. Alaaddin Kaya'nın bu satırlarla ifade ettiği adreslerin Zaman Gazetesi'nde nasıl tarif edildiklerini de yeniden hatırlayalım. En fanatik Hristiyan ve Yahudi kuruluşlar. Şimdi bu iki tespiti, Alaaddin Kaya'nın açıklamaları ve Zaman Gazetesi'nde yer alan vasıflandırmayı toparlayarak tek cümle haline getirelim. En fanatik Yahudi ve Hristiyan kuruluşlar Fethullah Gülen'i canı gönülden destekliyorlar. Bu cümlenin sahibi biz değiliz. Fethullah Gülen'e ait kurum ve kişiler. Yani Fethullah Gülen'in sağ kolu ve Papa buluşmasında da yanında yer alan isim ve Zaman Gazetesi. Bu koşullar altında sorumuz da doğal olarak geliyor. Dünyayı parmağında oynatan fanatik Yahudi ve fanatik Hristiyan bu kuruluşlar Fethullah Gülen'i
Alaaddin Kaya'nın ısrarla altını çizdiği gibi acaba niçin canı gönülden destekliyor? Ödül olarak da Papa ile niçin görüştürüyorlar? Saf olmayı bir tarafa bırakarak şimdi de bu görüşmenin kilit ismi Kardinal O'Connor'ın kim olduğu sorusuna cevap arayalım. Alaaddin Kaya'nın röportajında bahsettiği ve Papa Gülen görüşmesinde rol oynayan Kardinal O'Connor, 60 milyonluk Katolik cemaatinin Amerika'daki en kıdemli lideridir. Gülen'in Papa görüşmesinden evvel teste tabi tutulduğu ve geçer not aldığı adres O'Connor'ın ikametgahıdır. Fethullah Gülen'e Kardinal O'Connor'la buluşmasının ardından Vatikan'ın kapıları çağır çabuk açılmıştır. Kardinal oldukça samimi bir havada geçen görüşmede Fethullah Gülen'e övgüler yağdırıyor. Gülen'i eserleri ve hizmetleriyle yakından tanıdığını ifade eden Kardinal, özellikle dinler ve medeniyetler arası diyalog ve hoşgörü konusundaki çalışmalarına atfen şunları söylüyor. Siz Batı dünyasına umut taşıyorsunuz. Şimdi bir an için filmin karelerini donduralım ve bir durum tespiti yapalım. Papa'nın sağ kolu, çok çok önemli bir kardinal, O'Connor, Fethullah Gülen için ne diyor? Siz Batı dünyasına umutsunuz. Peki Batı dünyası için acaba nasıl umut olunur? Önce umut olunmayacak şeyi söyleyelim. Bu tespiti yapan bir kardinal olduğuna göre doğal olarak umuda neden olan şey her halükarda İslam dünyasının hayrına bir şey olamaz. Bu olsa olsa Hristiyanlık için, Hristiyanlığın büyümesi için yapılmış bir hizmettir. Öyleyse dondurduğumuz filmde geriye ne kalıyor? Bu cümle herhalde şunun dışında bir şey olamaz. Fethullah Gülen Batı dünyasına hizmet etmektedir. O nedenle O'Connor için umuttur ve bunun da en üst perdeden adı bir kardinal tarafından bizzat ifade edildiğine göre İslam dünyasının Hristiyanlaştırılmasıdır. Papazlar, kardinaller tarafından el üstünde tutulmak ve Allah'ın en şerliler olarak tarif ettiği bu adreslere umut olmak. Sünen, Fiten 1 ve Tirmizi'de geçen şu hadisi şerifi aktarmanın tam zamanı. Alemlere rahmet, son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, şu bir gerçek ki, ümmetim adına korktuğum en önemli şeylerden biri de, dalalete sapmış yönetici ve önderlerdir. Ümmetimden bazı gruplar, hak din olan İslam'dan saparak, müşriklere, Hristiyanlara ve Yahudilere katılacaklardır. Hadis-i şerifin devamı da son derece enteresan. Ancak Allah Resulü'nün sözlerinin ikinci bölümünü aktarmadan şu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Fethullah Gülen cemaatinde alttan alta yayılan şöyle bir haber var. Hoca Efendi'nin sizin yanlış gibi gördüklerinizi yapmasının bir sebebi var. O da kendisinin ahir zamanda gelecek olan Mesih veya Mehdi olmasıdır. İşte bu inanılmaz yalanla birlikte yapılan cinayetler cemaat içinde sözüm ona meşruiyet zeminine kavuşturulmaktadır. Hatta bu iş adına Fethullah Gülen, hiçbir resmi belgede olmayan Fethullah adının önüne bir M harfi ekleyerek kendisinin Mesih olduğu mesajını vermeye çalışmaktadır. Fasıldan Fasıla adlı kitabının ikinci cildinde Mesihiyetin bir diğer adı da Nasih'tir. Bu itibarla denilebilir ki bir zaman gelecek, bu hususla da Hazreti Mesih'i temsil eden büyük Nasihler yetişecek diyerek İsa'nın önüne monte ettiği M harfinin ne anlama geldiğini vurgulamaktadır. Fethullah Gülen'in kardeşlerinden birinin adının da Mesih olduğunu bu konuya anlamlı bir not olarak ekleyelim ve şimdi hadis-i şerifin ikinci bölümünü nakledelim. Kıyamete yakın deccaller türüyecektir. Bunların sayısı 30 civarında olacaktır. Bunların kimi kendisini peygamber, kimi de Mesih zannedeceklerdir. Velakin ümmetimden bir grup sürekli hak üzere olacaktır. Onlar Allah'ın yardımını göreceklerdir. Allah'ın emri olan kıyamet gelinceye kadar bu kendilerine ters düşerek haktan ayrılanlar bunlara asla zarar veremeyeceklerdir. Filmi izlemeye devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kardinal O'Connor'la görüşmeye Yahudilerin aracılık etmesi de son derece ilginç bir başlık.
yani Hristiyan kardinalle yolu Vatikan'a açılacak görüşmeye Yahudiler aracılık ediyorlar. Bir de iki aydan evvel alınamayacak Papa randevusunun dönemin ADL Başkanı Mr. Hudson'ın aracılığıyla ve asıl çarpıcı tarafı Fethullah Gülen'le yaptığı görüşmenin hemen ardından iki gün sonra gerçekleştirilmesi durumu var. Ki bu da aynı ilginçlikler serisine her halükarda dahil edilmesi gereken bir görüşmedir. Şimdi bu notlarla birlikte gelelim Mr. Hudson'ın kimliğine, kimyasına. Alaaddin Kaya'nın Mr. Hudson diye tanıttığı kişi, Mesut Yılmaz'a da ödül veren ünlü ADL'nin başkanıdır. ADL, Uluslararası Siyonist Hareket'in en tanınmış kuruluşlarından birisidir. Ahit'in çocukları anlamına gelen B'nai B'rith'in alt kuruluşu olan ADL'nin uyuşturucu ticareti, Mossad'a bilgi uçurma ve fanatik haham Nihir Kahane'nin Filistinlilerin yok edilmesi için kurduğu CDL terör örgütü ile ilişkileri yüzünden FBI tarafından bürolarının basıldığı biliniyor. İşte bu ADL ve onun başkanı aracılık ediyor ve Gülen'e Vatikan'ın yolları açılıyor. Bu notlarla birlikte Papa Gülen görüşmesine, Papa'nın Amerika'daki sağ kolu Kardinal O'Connor'ın yanı sıra ADL gibi hem oldukça karanlık ilişkileri olan hem de radikal Yahudiliği savunan bir örgütün rol almış olmasını takdirlerinize bırakıyoruz. Papa Gülen görüşmesinin ayrıntıları. Fethullah Gülen, Papa görüşmesiyle ilgili ayrıntıları Aksiyon dergisi 167. sayısında kapaktan yayınladı. Dergi içeride yaşananları iki dostun buluşması, iki aynı yolun yolcusunun kucaklaşması, bu derinlikte bir sohbet, birliktelik, çok özel bir sevgi ve çok özel bağlara atıp da bulunarak anlatıyor. İzliyoruz. Heyet içeri girdiğinde Sayın Papa oturduğu yerden kalkıyor. Ellerini kaldırarak karşılıyor. Türkiye Katolik Ruhani Reisler Genel Sekreteri Georgis Maroviç öne çıkıyor ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi takdim ediyor. Yapılan hizmetleri anlatıyor. Dikkatle dinleyen Papa, Hoca Efendi'nin ellerini tutuyor ve bırakmıyor. Papa, her yeni konuya girdiğinde başını kaldırıp Hoca Efendi'ye bakıyor. Maroviç'e göre bu tavır çok önemli. Bazen laflar ifade etmez her şeyi diyor. Tavırlar çok önemlidir. Papa'nın Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin elini sımsıkı tutup öyle poz vermesi bence çok önemli bir olay. Herkese bunu yapıyor. Aksiyon, içerideki baldan tatlı muhabbeti bu cümlelerle anlatıyor. Ancak bir de görüntülerin anlattıkları var. Şimdi sizlere inanılmaz bir görüntüyü aktaracağız. Vatikan yolcularının neye talip olduklarını ve neyi aldıklarını ispat eden görüntüler bunlar. Evet, şu anda izlediğiniz görüntülerde Papa'nın elini öpen isim Alaaddin Kaya. Yanlış görmüyorsunuz. Fethullah Gülen'in sağ kolu. Bu gezinin kahramanlarından Alaaddin Kaya, Papa'nın elini öpüyor. Birazdan aktaracağımız gezinin arka planı Alaaddin Kaya, papasının elini öpüyor ve başının üstüne koyuyor. Bilmiyoruz bu görüntüler Vatikan yolcularının hangi psikoloji ve hangi itikad içinde olduklarını ispata yetmez mi? Bizim sizlere Vatikan koridorlarından yansıtabildiğimiz görüntüler bunlar. Alaaddin Kaya'nın el öptüğü bir görüşmede Gülen acaba neler yapmıştır? Onu sizlerin ferasetine bırakıyoruz ama iki noktanın altını çizerek. 1. Fethullah Gülen'in gözünde Papa Hazret'tir. Orada görüşeceğiz Vatikan'da Papa Hazretleriyle. 2. Bu görüşmenin bir bölümünde aşağıda aktaracağız. Papa ve Gülen baş başa kaldı. Şimdi ortaya çıkan bu tablo karşısında
insanın aklına, gönlüne ilk olarak ve çok tabii bir şekilde şu hadisi şerif gelmez mi? İnsanlar sevdikleriyle haşr olacaklardır. Ali İmran suresi ayet 28 de aynı şeyi anlatıyor. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında yaraşır bir şey yapmış olmaz. Ve Nisa suresi ayet 144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık ferman vermesini mi istersiniz? Allah'ın hükmü açık seçik ortada. Dahası Allah-u Teala ayeti kerimelerde dost tutulan kafirleri şöyle tasvir ediyor. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necistir. Şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Artık onlar iman etmezler. Devam edelim. Fethullah Gülen bu görüşmeyi anlayamayanları marjinal grupların Allah'ın rahmetini paylaşmayı idrak edememesi olarak nitelendiriyor. Allah'ın merhametinin ne olduğunu yukarıda zikrettiğimiz ayet ve hadis acaba yeterince ortaya koymadı mı? Hiçbir sebeple Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ürettiğiniz her gerekçe yalandır. Fethullah Gülen'in Hristiyan ve Yahudilere olan merhametine Mücadele Suresi 22. ayette cevap veriyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. Allah-u Teala Maide Suresinin 82. ayeti kerimesinde de ehli kitabı en büyük düşman olarak tanıtırken müminlere onları dost edinmemelerini emir buyuruyor. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara dost edinmeyin. Çünkü imanın alametlerinden birisi de Allah düşmanlarına karşı dostluk, sevgi, merhamet göstermemektir. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Bir Müslüman herhalde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret eder. Yahudi ve Hristiyan için değil, hele Papa için hiç değil. Maide Suresi ayet 80. Onların birçoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Müslümana dost olarak Allah'ın yeteceğini de Kur'an şöyle haber veriyor. Nisa suresi ayet 44. Size veli olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Bu ilahi hükümden sonra söylenecek bilmiyoruz ne var. Aristo mantığıyla haşa Allah'tan da merhametliyiz havasında konuşanlar için herhalde son olarak şunu söylemek icap ediyor. Siz Allah'tan daha merhametli değilsiniz. Suçunuzu örtmeye çalışmayın ve demagoji yapmayın. Devam ediyoruz. Peki Papa buluşmayı acaba nasıl değerlendirdi? Sorunun cevabı için Aksiyon dergisinin sayfalarını çeviriyoruz. Papa eğer birisiyle görüşmeyi kabul ediyorsa onu çok önemsiyor demektir. Hele de yalnız görüşmeyi kabul etmişse Papa nezdinde bu çok daha anlamlıdır. Papa'nın görüşme boyunca Fethullah Gülen'in ellerini bırakmadığını da yine aksiyon aracılığıyla öğreniyoruz. Tabii bu el tutmayı herhalde el öpme olarak anlamalıyız. Derginin aktardığı görüşme notlarıyla ilgili bir ilginç detaysa üzerinde ayrıca durulmaya değer bir konu. Aksiyon, Papa'nın Gülen ile yalnız görüştüğünü ifade ediyor. Yani hiç değilse dergiye göre görüşmenin bir bölümünde Papa ve Gülen baş başa kalıyorlar. Aksiyonun ifadesiyle söylemek gerekirse bu çok özel. Hele de yalnız kabulünün sırrı nedir? Görüşme acaba niçin yalnız devam ettirildi? Hangi sır paylaşılacaktı ki yalnızlık tercih edildi? Acaba burada Fethullah Gülen'e çok çok önemli ama bir o kadar da gizli bir görev, bir paye mi verildi?
bu soruların cevabını bir bölümüyle iman ve ferasetlere havale edelim ama diğer bölümüyle de somut gerçeklerden yola çıkarak cevaplandıralım. Papa Milenyum mesajında ne demişti? Üçüncü bin yılda hedef Asya'nın Hristiyanlaştırılmasıdır ve ilk hedef Türkiye'dir. Yani Papa, Hristiyanlar açısından en önemli bir tarihte, Milenyum'da Vatikan'ın en önemli stratejisinin Türkiye'nin merkezinde bulunduğu Orta Doğu'nun Hristiyanlaştırılması olarak deklare ediyor. Bu koşullarda Türkiye'den kalbi Hristiyanlara karşı sevgiyle dolu bir dostunuz gelse ve onunla yalnız görüşseniz acaba neyi konuşursunuz? Son derece kalbi ve ince bir strateji üzerine kurgulanmış bu görüşme ve iltifatlar açıkçası insanın aklına daha fazlasını getiriyor. Konuşmuyor, yaşıyorsunuz. Fethullah Gülen, Papa ile görüşmeden önce Vatikan'ın en önemli kardinalleriyle bir araya geldi. Konuşmalar sırasında özellikle Nijeryalı bir kardinal Gülen'e büyük yakınlık gösteriyor ve sürekli not tutuyor. Görüşme bittikten sonra ise aynen şunları söylüyor. Biz duyuyoruz ki siz ifade ettiğiniz şeyleri sadece konuşup söylemiyorsunuz. Aynı zamanda yaşıyorsunuz. Papa Gülen görüşmesiyle ilgili aktardığımız her şeyin bu arada son cümlenin yani siz söylediklerinizi yaşıyorsunuz ifadesinin de Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nden alındığını tekrarlayalım. Fethullah Gülen'in Vatikan tarafından tutulmasının sırrı işte bu cümlede gizli. Hatta kardinalin bu açıklamalarıyla Papa'nın Gülen'i yalnız kabul etmesi arasında da yine bu söylediğini yaşamak hali var. Yani Fethullah Gülen Vatikan'ı aldatmıyor, Vatikan'a hile yapmıyor. Ne söylüyorsa yaşıyor. Tekrarla söyleyelim ki ortada siyaseten söylenmiş sözler yok. Hayata geçirilen, hayata geçirildiği test edilmiş, moda deyimle söylemek gerekirse içselleştirilmiş bir eylem ve duygu birliği var. O nedenle kardinal Fethullah Gülen'den memnun ve bahtiyar. Kaldı ki dünyayı yöneten, dünyanın en etkili kuruluşu olan Vatikan'ı aldatmak mümkün olabilir mi? Kısaca Fethullah Gülen test edilmiş, onaylanmış bir Vatikan hizmetiyle söylediklerini yaşayan birisidir ve o nedenle de makbul adam. Bakara suresi ayet 120'deki müthiş gerçekse bu memnuniyetin sırrını şu şekilde ifşa ediyor. Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazdı. Papa Fethullah Gülen'den memnun olduğuna göre susalım ve onu ayetin hükmüne havale edelim. Tanrı Türkiye'yi takdis etsin. Papa Gülen görüşmesiyle ilgili ayrıntılara ve ayrıntılarda yatan zenginlikleri aktarmaya devam ediyor. Görüşmenin sonrasında Papa ayağa kalkıyor ve şunları söylüyor. Tanrı Türkiye'yi takdis etsin. Evet, Fethullah Gülen'in ziyareti ilk meyvesini veriyor ve Papa Türkiye'yi Hristiyani bir kavramla takdisle kutsuyor. Belli ki Papa misafirinin ortaya koyduğu performanstan ve hizmetten memnun. Onu cesaretlendiriyor ve ona hedef çiziyor. Tüm Türkiye takdis edilecek. Yani tüm Türkiye Hristiyanlaştırılacak. Papa bir diyalog toplantısında dahi misyonunu unutmuyor. Papaya Türkiye'yi takdis ettirerek İslam'ı Hristiyanlığa karıştıran Fethullah Gülen hizmeti için bakın Allahu Teala ne buyuruyor. Bakara suresi ayet 256. İman ile küfür birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Amin ile ameni, tevhid ile teslisi, dua ile takdisi birbirine karıştıran ve bu milletin imanını ifsad eden Fethullah Gülen'e Allah işte böyle cevap veriyor. Hac suresi 19'da İslam'la küfrü şöyle tarif ediyor. Birbirine hasım iki zümre. Bakara suresi ayet 9 noktayı koyuyor. Hile ve bozguncuların umutlarını tüketiyor. Bunlar güya Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir. Gerçekte kendilerini aldatanların Vatikan koridorlarında yaşadıklarını aktarmaya devam edelim. Görüşmede
bir de ilginç hediyeleşme yaşanıyor. Fethullah Gülen Papa'ya değerli bir ipek halı ile işlenmiş gümüş vazo hediye ederken, Papa da Gülen'e Aziz Pavlus ve Aziz Petros'un kabartmalarından oluşan bir tabloyu armağan olarak veriyor. Bu hediyeleşmedeki kimyasal dengesizlik de Papa'nın ne kadar kendi dinine inandığını ve takipçisi olduğunu gösterirken bizimkinin de bağlandığı limanı işaret ediyor. Papa adeta Gülen'i hediyesiyle de kutsuyor. Ona Hristiyanlığın kurucusu denilen Aziz Pavlos ve Aziz Petros'un tablosunu veriyor. Sahi acaba Papa niçin tıpkı Gülen gibi bir kilim vesaire vermiyor da Azizlerin resmini hediye ediyor? Ve bir soru daha, bu kabartmalar şimdi acaba kimin evinin duvarlarını süslüyor? Maide suresi 44. ayet ise böyle bir hediyeleşmeye hükmünü koyuyor. Ayetlerimi değersiz olan şeylerle değiştirmeyin. Ve bir başka ayet. Onlar dinlerini çok az bir paha karşılığı satarlar. Haksızlık da etmeyelim. Fethullah Gülen'in hediyesi aslında ipek halı ve gümüş vazo ile sınırlı kalmıyor. Gülen'imiz yanında bir de mektup götürüyor. Gülen'in papasına sunduğu o mektup içinde öyle şeyler taşıyor ki karşılığı ancak Aziz Pavlus'un hediyesiyle ödenebilirdi. Çünkü o mektupta Vatikan'a teslim edilmiş bir iman, suçlanan İslam dünyası ve papalık misyonunun parçası olmaya kendini adamış Rabbin aciz bir kulu var. Fethullah Gülen'den Papa II. Jean Paul'e mektup. Birazdan göstereceğimiz mektup Zaman gazetesinde manşetten yayınlanmıştır. Mektubu ilk defa duyanlar hayretlerini gizleyemeyeceklerdir. Fakat gerçek tüm çıplaklığıyla orada, o mektupta karşımızda durmaktadır. Sözü fazla uzatmıyor ve mektubun bazı bölümlerini yayınlıyoruz. İşte Gülen'in Papa'ya gösterdiği sınırsız hürmetin ve bağlılığın ilk kelimeden son satıra kadar yansıdığı tarihi mektup. Ya da şöyle isimlendirelim, tarihi teslimiyet ve tarihi itirafname. Pek muhterem Papa Cenapları, üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonunuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdim. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için Zat-ı Âlinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Papa 6. Pol Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahanıza sığınarak bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Hristiyanlığın 3. bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Orta Doğu'daki Antakya, Tarsus, Fes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel'in cenaplarının ülkemizi ziyaretine ve mezkur kutsal mekanları göstermeye davetini tekrarlamak için bir fırsat addediyoruz. Anadolu halkı size misafirperverliğini göstermeyi ve şevkle selamlamayı hararetle beklemektedir. Bir öğrenci değişim programı da çok faydalı olacak. İnançlı genç insanların birlikte eğitim görmesi birbirlerine yakınlıklarını arttıracaktır. Öğrenci değişim programı çerçevesinde üç büyük dinin babası olduğu ikrar edilen Hazreti İbrahim'in doğum yeri olarak bilinen Urfa şehrindeki Harran'da bir ilahiyat okulu kurulabilir. Önerilen programlar aşırı büyük işler gibi algılanabilir. Ama bunlar erişilemez değil. Dünyada iki tip insan vardır.
bazıları kendilerini topluma adapte etmeye çalışır. Diğer bazıları ise topluma uymaktansa toplumu kendi değerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün ilerlemeleri bu ikinci tip insanlara borçludur. Onları yarattığı için Rabbe şükür olsun. Fethullah Gülen, Rabbin aciz kulu. Mektup bu. Mektupta görüldüğü üzere Gülen ziyaretini Vatikan'ın Hristiyanlığın bir yayılma yöntemidir dediği ve Papa 6. Paul tarafından başlatılan dinler arası diyaloğun aciz bir parçası olmak üzere gerçekleştiriyor. Tarihte yaşayan Haçlı seferleri ve bugün devam eden Hristiyan işgali için muhatabında bir kusur aramak, özür beklemek yerine Müslümanları suçluyor. Papayı Türkiye'ye davet ederek Anadolu sizi şevkle bağrına basacaktır diyor. İsa'nın 2000. doğum yıl dönümünü birlikte kutlayalım temennisinde bulunuyor ve 3 dinin ilahiyatının birlikte okutulacağı, tam da Vatikan'ın istediği gibi ortak bir ilahiyat okulunun açılmasından bahsediyor. Son selamlama cümlesi ise Hristiyani bir kavramla da ifade edilse mektubun belki de tek doğru noktasını oluşturuyor. Rabbin aciz kulu Fethullah Gülen. Herkesi bu mektubun ardından derin bir sükuta davet ediyoruz. Söz Allah'ın Resulü'nün. Sahabe Abdullah bin Ömer'e gelerek Hazreti Peygamber'in ahir zamanda gelecek Deccal ile ilgili hadisi şerifinin ne anlama geldiğini soruyorlar. Kıyametin eşiğindeki en büyük fitne, Deccal için büyük sahabi şöyle buyuruyor: anası doğurmaya sıcalar. Onların ehli kitap ve müşriklerin günlerine girmelidir. Ve yine Hazreti Enes'ten ravi bir hadisi şerif. Dinlerini satanları bakınız Hazreti Peygamber nasıl anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: salih amellere yapışınız. Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler zuhur edecek. O dönemlerde kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha ulaşır. Birçok kimseler 5 paralık dünya menfaati karşılığında dinlerini satarlar. Fethullah Gülen'in mektubunu aktardı. Hazreti Peygamber'in de hükmünü. Birazdan Hazreti Peygamber'in dönemin Müslüman olmayan kral ve önderlerine gönderdiği mektuplardan birini yayınlayacağız. O zaman çok daha iyi göreceksiniz ki bu mektubun İslam'la bir damla olsun ilgisi yok. İlk hitap cümlesindeki tazimden, yani pek muhterem Papa Cenapları ile başlayarak son kelimeye kadar buram buram Hristiyanlık kokuyor. Mektup Papa'yı, Vatikan'ı ve Hristiyanlığı yüceltiyor. Onlara sahip çıkıyor, onlara hizmet vaadinde bulunuyor ve bir tek kelimeyle söylemek gerekirse İslam'ı yok sayıyor. Mektupların en güzeli. Fethullah Gülen'in mektubunun ardından şimdi de Allah katında yegane din olan İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dönemin en önemli meliki, Rumların kralı Heraklius'a gönderdiği mektubu yayınlıyoruz. Göreceksiniz ki Fethullah Gülen'in pek muhterem Papa Cenapları diyerek diz çöktüğü papayla aynı dinden olan krala Hazreti Peygamber selamı bile hidayet bulma şartı ile gönderiyor. İşte mektupların en güzeli. Rahman ve Rahim olan Allah. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den, Rumların başbuğu Heraklius. Allah'ın selamı, hidayet yoluna girmiş bulunan kimseye olsun. Buna göre ben, seni tam bir İslam davetiyle İslam'a çağırıyorum. İslam'a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde olsun. Ve Allah sana iki defa sevap verecek. Şayet bundan kaçınacak olursan, köylülerinin yani tebaanın günahı senin üzerinde toplanacak. Ve siz, ey kitap sahipleri, gelin sizinle bizim aramızda bir tek kelimede, yani Allah'tan başka hiçbir tanrıya tapmamak, ona hiçbir şey ortak koşmamak,
Allah'tan başka aramızdan hiç kimseyi amir ve efendi yapmamak hususunda birleşelim. Şayet onlar sırtlarına dönüp bundan kaçınacak olurlarsa şöyle deyiniz. Siz şahit olun ki kesinlikle bizler Allah'a itaat edip teslim olan Müslümanlarız. Bartolomeus, bol bol ürün bekliyoruz. Şimdi de Fethullah Gülen'in papasına yazdığı mektubun yankılarını aktaralım. Önce Gülen'in evinden başlıyoruz. Zaman gazetesinden. Gazetenin arayışlar köşesinde Mehmet Doğan'ın mektup hakkında yazdıkları kayda değer. Aziz hocamın Vatikan'a sunduğu mektup altın harflerle yazılsa yeridir. Geleceğin tarihçi ve sosyologları bu mektubu çok konuşacaklar. Harran ve Kudüs projesi teklifi tarihin en önemli teklifidir. Bu mektup ciltler dolusu kitaplar yazılmasına yol açacaktır. Mehmet Doğan'a katılmamak mümkün değil. Bir farkla ki bu mektup ve mektubun sahibi İslam değil ama Hristiyan tarihi açısından altın harflerle anılacaktır. Çünkü böyle bir mektubu ben Müslümanım diyen yazamaz. Türkiye'den değil de Amerika'dan yazıyor havasındaki Cengiz Çandarsa durum fotoğrafı başlıklı yazısında Gülen Papa görüşmesinin önemine değiniyor ve Fethullah Gülen'in artık uluslararası bir aktör olduğunu belirtiyor. Çandar'a da katılıyoruz. Fakat burada da küçük bir soru var. Uluslararası aktörcüğümüze verilen rol acaba nedir? Bu rol onu aktör mü yoksa dublör mü yapar? Bu bağlamda senarist ve yönetmenin Vatikan olduğu filmin afişinde apaçık yazdığına göre üstlenilen rolü keşfetmek için herhalde uzaklara gitmeye gerek yok. Görüşme öncesi ve sonrası ortaya çıkan gelişmeler zaten bu rolü somut olarak ortaya koyuyor. Papa Gülen görüşmesi hakkında Bartolomeos'un değerlendirmesi de oldukça ilginç ve işin somutu ile ilgili. Bol ürün bekliyoruz diyor Bartolomeos. Bol ürünün bir İncil ifadesi olduğunu bilmiyoruz söylemeye gerek var mı? Patriğin beklediği bol ürün elbette ki Bartolomeos'un görevi yani papazlığı ve dini ile ilgilidir. Kin kapısını bir yüzyıldır kapalı tutan Patrik Efendi mektuptan ümit var ve ortaya çıkacağından emin olduğu hasılattan da mesut ve bahtiyardır. Nasıl olmasın ki? İşte Papa'nın kutsadığı, papazın takdis ettiği, Gülen'in diz çöktüğü görüşme ve mektup sonrası meyveye durmuş ürünlerden bazıları. Bir başka ifadeyle dinler arası diyalogla ekilen tohumun dini sonuçları. 2003 yılı itibariyle Türkiye'de 30 bin kilise açıldı. 5 milyon İncil Müslüman halkımızın evlerine sokuldu. 150 bin misyoner sokakta iş yerinde gençlerimizin imanını çalmakla meşgul. Ekümenik Ortodoks Devleti'nin temeli olacak Heybeliada Papaz Okulu açılmak üzere. Patrikhanenin Saint Synod Meclisi'ne ilk kez ve Lozan'a rağmen yabancı 6 papaz tayin edildi. Gayrimüslim azınlıklar uluslararası bir sorun haline dönüştürüldü. Türkiye'nin bir dinsel mozaik olduğu vurgulanarak İslam kimliğinin yanına Hristiyanlık eklendi. İstanbul, İslam ve Türk kimliğinden soyundurularak dünya şehri yalanıyla ve hızla Hristiyan bir kimliğe doğru yol alıyor. Özellikle Fethullah Gülen teşkilatında ve onların gayretleriyle tabanda tam bir papaz haham sevgisi baş gösterdi. Bugün bu insanlara tek hak din İslam'dır dedirtemezsiniz. Yani gizli Hristiyanlık, isimsiz Hristiyanlık salgın halde hızla yayılıyor. Vatikan'da ölmeyi düşlemek. Fethullah Gülen'in Vatikan ziyaretiyle ilgili olarak Hürriyet gazetesinin Roma temsilcisi ilginç bir haber yayınladı. Roma'da ölürsen başlıklı haberde Fethullah Gülen bakınız Reha Erus'a neler söylüyor. Fethullah Hoca bir soru üzerine Ağca ile ilgili olarak Papa ile hiçbir şey konuşmadığını ancak kutsal olan Roma'ya inananların vize almadan girebilmeleri için bir dilekte bulunduğunu belirtti. Fethullah Hoca rahatsızlığı nedeniyle Roma'da ölebileceğinin aklına geldiğini gerek Papa ve gerekse benim yaşlarımız ilerlemiş. Bu bakımdan ben bu kutsal topraklarda ölürsem diye aklıma geldi dedi. Bu açıklamaları okuduğunda insanın tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil.
Fethullah Gülen Papa ile görüşüyor ve Roma'ya girişin vizesiz hale getirilmesini talep ediyor. Daha doğrusu kendi ifadesiyle konuşmak gerekirse diliyor. Bu sizce de garip bir durum değil mi? Bir insan şayet İslam inancına sahip, üstelik de o inancın temsilcisi durumunda gözüküyorsa niye böyle bir talepte bulunsun? Papa'dan ille de bir şey isteyecekseniz bu acaba Vatikan'a uygulanan vizenin kaldırılması mı olur? Bu özel istekte bir başka tuhaflık daha var. Vatikan'a girmek bilindiği üzere Hristiyan dünyanın kahir ekseriyeti açısından vizeye tabi değil. Vize İslam ülkelerine uygulanıyor. Bu koşullarda Gülen'in Roma'ya vizesiz giriş talebi Hristiyan dünya için değil, olsa olsa İslam ülkeleri adına istenilmiş olabilir. Zaten Fethullah Gülen de talebini inananlar gibi genel bir kavram kullanarak ortaya koyuyor. Bu koşullarda Fethullah Gülen'i acaba nasıl anlamalıyız diye bir soru çıkıyor karşımıza. Çünkü Roma'ya vizesiz giriş sorunu ancak İslam ülkesinde yaşayan bir Hristiyan için söz konusu olabilir. Daha doğrusu İslam ülkesinde yaşayan gizli Hristiyanlar için. Aleni Hristiyanların, yani İslam ülkelerindeki azınlıkların da Vatikan'a girişlerinde bir problem olmadığına, olamayacağına göre geriye bir tek İslam ülkelerindeki gizli Hristiyanlar kalıyor. Bilmiyoruz Vatikan'a vizesiz, dolayısıyla sınırsız giriş dileğinin kimler için istenmiş olabileceğini anlatabildik mi? Burada bir soru daha soralım. Fethullah Gülen acaba niçin vizesiz giriş konusunda Papa'dan özel bir istekte bulunacak kadar Vatikan'ı çok seviyor? Hatta o kadar ki Fethullah Gülen, Vatikan'da ölmek aklıma düştü diyor. Yani Gülen'imiz Vatikan'a sınırsız girmek ve orada ölmek istiyor. Acaba niçin? Bir kere Fethullah Gülen yukarıda aktardığımız üç cümlelik açıklamalarının iki yerinde Roma için kutsal ve kutsal topraklar ifadesini kullanıyor. Roma'yı bir Müslümanın kutsal ya da kutsal topraklar kavramıyla tanımlaması düşünülebilir mi? Sahi Roma kimler için kutsal? Ayrıca hiçbir Müslüman aklından Vatikan'da ölmeyi geçirmez. Mesela siz olsanız nerede ölmek isterdiniz? Mekke'de mi, Medine'de mi, yoksa Vatikan'da mı? Daha ötesine geçelim ve kilit soruyu soralım. Fethullah Gülen'i Vatikan'a bu denli bağlayan şey, sakın çok çok yakın bir dostunun ne hikmetse hala bulunamayan ve yine ne hikmetse hiç kimsenin araştırmayı aklına getirmediği mezarının o topraklarda gömülmüş olmasından kaynaklanmasın.